Anadolululaşmıştır. Yani en sosyal ekonomik olarak geri olan kısmı zaten Osmanlı'da Anadolu olarak görülmez. Yani Sivas'tan sonrası... Evet. Yani Fırat'ı bir çizgi gibi düşünürsek ondan sonrasında Anadolu olarak görmez. Şimdi şurada şey gelmişken bu şeyden bir kısa bir cümle okuyacağım. Zeytin Dağı'ndan Fahir Rıfkı'ndan. Bizde bu çok anlamlı bir cümledir. Bizden Belgrad'ı aldıkları zaman düşman murahhasları yani delegeleri Niş kasabasına da istemişlerdi. Osmanlı delegesi ayağa kalkarak ne hacet dedi. İstanbul'u da size verelim. Babalarımız için Niş İstanbul'a o kadar yakındı. Biz eğer Vardar'ı, Trablus'u, Girit'i ve Medine'yi bırakırsak Türk milleti yaşayamaz zannediyorduk. Çocuklarımızın Avrupası Marmara ve Meriç'te bitiyor. Şey budur. O Balkan şeyi. Çok üzerinde konuşulan şey yapılan bir şey diyor ama budur. İlginç mailler var. Ne diyorlar? Onları da okuyacağım şimdi. Yani çok şeyler var. Hakan Bey, 3. Selim'in devrimlerinin mafya tarafından önlendiğini söyledi. Bu mafya kabakçı isteyenleri olan haksızlıkların nedeni olan saray örgütlenmesi mi yoksa kabakçının kendisi midir? Şimdi zannediyorum ben kendimi iyi ifade edemedim. Yani o şekilde de anlaşılmış olabilir. Onu bir tasrih etmek lazım. 3. Selim'in etrafında o dönemki regüler Osmanlı bürokrasisini bypass etmek için kullandığı bir grup adam var. Ergenekon. Bir şey söylemem yani o şekilde ama bir grup bir adam var ve buna bir mafyosi bir örgütlenme diyebiliriz. Ama padişaha bağlı bir örgütlenme. Padişaha bağlı bir örgütlenme. Yani padişah yani, kendine bir mafya kurmuş. Bunu bu şekilde ifade eder miydim Osmanlı tarihçisi olarak bilmiyorum ama... örgütlenme benziyor. Yani işte sadrazamı eski Osmanlı bir şeyler değişmiş. Yani eskiden Osmanlı bir padişah bir sadrazamın boynunu vurduracaksa işte cellatı gönderir vurdurtur. Burada adam cenaze Hasan Paşa uyurken paralı askerlerine cenaze Hasan Paşa değil mi? Hasan Paşa. Bir Hasan Paşa. Bir şey Hasan çok Hasan Paşa var ama. Peki neyse. 7-8 Hasan Paşa bile var yani. Yani adamcağız yatağında yatarken öldürtüyor. Ondan sonra Alemdar bunu Mustafa, Selim unutuyor değil mi? Mesela Alemdar Mustafa Paşa'dan önceki ayan, Rusçuk ayanı Tirsiniklidir. Tirsinikli evinin bahçesinde kadın oynatırken, şimdi buna da bozulacaklar ama onu da gelip parayla tutulmuş birisi bertaraf ediyor, öldürtüyor. Yani yakın bunları bir... Bunları yapan Selim mi? Yani bu Selim Halim Selim, ya da, Selim yani Selim ya da Selim'in adamları. Şimdi yani şey aslında söylemek lazım. Yani 3. Selim öldürüldüğü için mazlum yerine konmuştur. Yoksa 3. Selim işte bizde bilinen şudur işte şöyle bestekar şöyle yani, şair tamam müzikle alakası falan filan var ki 3. Selim'e mal edilen birçok eser 2. Mahmud'a aittir. Eski Güfte kitaplarına bakılırsa anlaşılır. Fakat 3. Selim'in böyle melek hasret melek gibi bir padişah olarak tanıtılması sebebi yani, öldürülmüş olmasıdır. Adam olarak bilir. Öldürülmüş olmasıdır ama Selim'in arşivdeki evrakına ve dönem tarihine bakarsanız Selim eli sopalı ve ciddi kanlı bir hükümdar. Yani bir şey görmüştüm ben arşivde bu besteciliği hakkında bir şeyler toplayayım dedim müzisyenliği hakkında. Sadrazam yazmış işte benim sultan hünkârım diyor. Fransız elçisinin oğlu diyor gelecekmiş diyor. Şeyden boğazdan geçecek Çanakkale'den geçecek. Ruhsat verelim mi diyor şey için diyor. Adamın cevabı gelsin aynen şöyle diyor. Edebiyle gelsin, çanını falan çalmasın, benim tepeme attırmasın bilmem nedir diye cevap veriyor. Çok ters bir adam Selim. Bir de Nizam-ı Cedid sonunda başarısız olmuş bir hareket olduğu için zannediliyor ki hep başarısızdı. Ama yani Selim'in 19 yıllık padişahlığının 15 senesi çok bir ceberut. 19'dan geldi ve cevabı Şerif Hasan Paşa. Şerif Hasan mıymış? Peki tamam değil. Sağ olsun teşekkür ederiz. Şerif Hasan Paşa tamam, Erhan Abi'den tamam, teşekkür ederiz. Erhan Abi'den geldi. Ya bir gün Erhan alalım ya. İyi olur. Erhan da çok da güleriz yani. Tabii ki komiktir. Erhan çok çok eğlenceli komiktir yani. Tam medyatik oldu ama. Oldu mu? İlber'i geçiyor. Biz sabahtayken Erhan'ı Ramazan sayfasındaydık. Yıkılıyordu yani çok güzel. Evet. Çağıralım bir akşam. Bir akşama giden Erhan'da da yapalım. Nerede kaldık? Valla Selim diyorduk. Ha Selim diyorduk. Selim'in eli kanlı olduğundan bahsettik yani. Topalı, yani Nizam-ı Cedid döneminde çok ciddi bir yani şiddeti tek eline almak durumunda herkes gibi. Ve bunu çok iyi bir şekilde tek eline almıştır.
Ve Anadolu'ya da yaymıştır Nizam-ı Cedid'i. Benim yani görebildiğim kışlaları Sivas'a kadar gidiyor. Balkanlarda sayısı hiç... Az ama. Sayısı az. Kaç sayısı? Yani 50 bin kişiye kadar çıkıyor. Var mı? Ben 15-20 bin diye yok yok, onlar çünkü sadece şeydir. Levent çiftliğinde ve Üsküdar kışlalarıdır. Evet. Merkezdedir. Anadolu'ya hep beraber bakınca bir 50 bin kişilik eğitimli bir askeri buluyor. Fakat Rumeli tarafında hiç yoktur. Hiç sıfırdır. Niye? Bilmiyorum. Yani, gücü mü yetmiş acaba? Efendim? Gücü mü yetmiş? Yani bir takım fikirlerim var ama onu dediğim gibi yazarak tartışmak isterim. Ayanlar falan hikayesi. Efendim? Ayanlar hikayesi bir miktar. Bu dağ deviren isyanı. Evet. Edirne'ye evet. gittiği zaman onlar karşı çıkıyorlar. Evet. İşte Çorlu'da çatışmalar evet. falan oluyor. Fakat Selim'in etrafındaki çevre bu aslında ayanları katletmek isteyen bir çevre. Yani ortadan kaldırmak isteyen bir çevre. Üç aşağı beş yukarı da... Ayanlar kim? Derebeyi değil, değiller. Yani değiller. Tam şimdi devlet tarafından atanmamıştır. Ama lokal olarak bir takım görevler... Osmanlı burjuvası diyebilir miyiz bir yandan da belki? Vallahi denebilir. Çünkü ticaretle uğraşıyorlar. Yani evet. Ticaretle uğraşıyorlar. Vergilerin bir şekilde toplanmasından ve merkezi iletilmesinden mesela. Aynı zamanda da savaş zamanında asker toplamaktan mesul adamlardır ama klasik devlet hiyerarşisi içinde değildir. Önde gelen şöyle adamlar. İzah edeyim onu. Mesela senin büyük deden Van ayağınıydı. Evet. Sancak hala duruyor onlarda. Şeylerden bir timarlı sancağı hı-hı. belli. O yani. Arazileri var, vergi evet. topluyor. Kendi komisyonunu alıyor, evet. veriyor, odur. Komisyoncu mu? Yani bunlara yani ayanlara şey demek mümkündür. Kesin. Yani bir batı terminolojisiyle askeri müteahhitler hı-hı. demek mümkündür. Yani şu kadar şu kadar asker getirmeyi taahhüt ediyor. Ediyor. Onun karşılığında belli bir yani, toprağı işleme evet. ve vergiyle toplayıp merkeze iletmiyor. Yani sendeki yani, bayrak o zaten. O savaş zamanı onu dikip işte. Sipahi topluyor. Temalı sipahisi oluyor. Yani bunları merkezin kapıcı başı unvanı falan da almışlardı. Evet. Ama doğrudan sarayla bir alakaları falan yok o anlamda. Yani sonra da hanedanlıklar çıkıyor ortaya. Yani 3. Selim döneminin Osmanlısı çok desantralize bir Osmanlı. Yani Yılıkoğlu, Tirsinikli... Ne olur siz hanedanlık demeyin bari. Kendileri hanedan, de diyorlar. Hanedan diyorlar. Hanedanlık diyorlar. Bugün İslam ansiklopedisinde de gördüm hanedanlık. Dan zaten lık demektir. Bir adası var çaydanlık diyor. Ama bu bir Galata meşhur olabilir. Ben yani yeni bir... oldu, yeni oldu. Öyle mi? Yeni oldu. Hanedanlık ben hiç duymadım. Hanedanlık denmez. Deniyor, hanedanlık deniyor. Denir de. Şimdi söylüyorlar. Deniyor. Yani onu düşünmeden söylemiş çok olabilirim. Çok şey oldu. Şeyi söylemek istiyorum. Yani bir hanedan işte Kara Osmanoğulları ya da Çapanoğulları, Yılıkoğlu, Tirsinikli bunlar mesela o kadar büyük adamlar ki kendi hanedanları var. Kendilerine bağlı ayanları var. Evet. Yani sonunda da senedi ittifaka gidiyor. Niye hiç Balkanlarda şehzade kenti yok? Ne yok? Hayır, şey yok, gönderilen yok diyorsunuz. Evet. Mesela ilginç bir şey bu nokta. Yani Manisa var işte ne bileyim. Tuhaf da mesela Rumeli Amasya şeyi var. Bütün resmi şeyde evet. işte kazasker olsun bilmem ne olsun Rumeli önceki önde, var. Önde de doğru. Evet. Ama şehzadeler oraya yollanmıyor. Evet. Niye acaba? Belki şeyden mi acaba? Güvenlik falan mı? Hayır, güvenlik, şey Batı Avrupa devletlerinden yardım almaya. Yardım almaya. Bedrettin Örneği var. Şeyler var. Müslüman olmayan tebaa çoğunlukta onlardan bir kötülük gelebilir. Onlardan asker yazabilir bol miktarda. Bir de Bedrettin Örneği var. Belki yani aslında bu iyi bir soru fakat böyle kolay pat diye bir evet. verilecek bir cevap yok galiba. Araştırmak ve düşünmek yani. Lazım üstünde. Hiç yok çünkü. İlginçtir yani. Yani. Birisinden ilginç bir mail var. Diyor ki siz Atatürk devrimlerinin 200 senelik hazırlık hı. sürecinin sonucu olduğunu söylüyorsunuz. O zaman travma nereden çıkıyor? Travma var diyenler yanılıyorlar mı diyor. O dönemde de Sultan Mahmut döneminde de vardı. Travma o zaman başlıyor zaten. Esas o zaman başlıyor travma. Yaşa şey eksik kaldı. Atatürk devrimleri hı. kansızdır. Ama Sultan Mahmut'un zamanı bayağı kanlıdır. Mahmut yani sonuç olarak devlet kendi merkezi ordusunu tabii. katliamla bitirmiş vaziyette. Orduyu temizledi. Orduyu evet. temizlemiş vaziyette. Peki yani. Bir derin devlet mi kurmuştu kendi kim? İçerisinde Mahmut veya mu? Selim? Selim kurar gibi olmuş. Yani daha dolayısıyla eski takım